Şimdi bir tane bir haber bu günlerden bu yana konuşulup duruyor. Oyuncu model Melisa Evet. Döngel, Galatasaraylı oyuncu Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia ediliyor. Bir iddiaya göre de kulüp yöneticileri futbolcusu, genç futbolcusu, yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a böyle aşk ve magazinel dedikoduların içine girdiği takdirde cezayı alabileceği yolunda uyardı. Uyarıdan sonra tabii ki Barış Alper bu ilişkiye sahip çıkmadı. Melisa da aldığı herhalde arkadaşından uyarı sonrası her yerde hayır hayır deyip duruyor. Ama çok yakın kız arkadaşlarına da bu aralar birlikteyiz takılıyoruz diyor. Peki tüm bunlardan sonra hem bir Beter'i izleyelim. Beşiktaş'ta bir yerde bir mekanda büyük bir kıyamet koptu. Neden koptu? Kimler arasında? Melisa bunun neresinde? İzleyelim. Şimdi Melisa'ya. magazin dünyasında şöyle bir şey vardır. Baştan bunu söyleyelim. Eğer taraflar kadın ve erkek bir deneme için bir araya geliyorsa hani olmadı ayrılacağız. Ve o sırada da bir muhabirin, bir gazetecinin, bir magazincinin bunun istihbaratını alması ve paylaşmasıyla paniğe kapılırlar. Ve kendi aralarında şöyle konuşurlar. Mikrofonları uzatıldığında yalanlayalım. Özellikle taraflardan bir tanesi büyük bir ailenin kız yani büyük bir aile derken hani böyle böyle holding sahibi büyük bir servetin sahibinin başında oturanlardan birinin çocuğuysa hemen o iş yalanlanır. Tanımıyorum ki yok öyle bir şey. Ya da önemli Türkiye'nin önemli bir kulübünde bir futbolcuysa o da hemen yok ben hayatımda hiç görmedim. Ama yakın arkadaşlara şöyle denir. Çok Ya tatlısın. gazetecilere Ne öyle güzel söylemek anlatmışsın. zorundayız ama biz arada baktık, bakıyoruz, takılıyoruz. Aynen. Melisa'yla Alper'in durumu da öyle bir durum yani. Yani ancak bu Onlar kadar. zaten size ve bizlere asla söylemeyecekler. Ya ünlüler dünya, Esra'cığım kusura bakma sen de ünlüler dünyasındasın ama şey emin olmadığım bir ilişkiyi canlı yayında ya da mikrofonlarda itiraf eder Söylemezsiniz. Önce misin? insanlar birbirlerini bir tanır. Emin olduğu Bir zaman vakit. acaba değer mi, değmez mi? Uzun vadeli olur mu? Hani evliliğe gider mi? Siz de Beni yarı yolda haklısınız. bırakır mı, Tabii. bırakmaz mı? Hepimiz için bu böyle yani. Evet. Yüzde. Ama ben yine sadece hani kulübün bu kadar sert tepki yapmasına şaşırdım. Kulüpler için önemli Ama çünkü geçmişte ne aşklar yaşandı, geçmiş futbolcular hiç kimseye hiçbir kulüp ses etmedi. şöyle bir şey söyleyeyim. O Yani. zamanki kulüplerle Şimdiki şu anki farklı. durumlar Günümüz değişti aynı değil. artık. Günümüz değişti. Evet, Peki hadi öyle aynen. olsun. Onlar da disiplini bu şekilde hani belki Alper de sahip çıksaydı kulüpte ona bitir ilişkini falan Kesinlikle bu demeyecektim. yani kulübün sağlam bir duyumu. Müge diyorsun Evet sağlam ama mı? zaten bunun için de uzman olmaya gerek yok. Kulüpler Mantık oyuncularını olarak. böyle hatta şöyle bir şey söylenir. Erken evlendirirler yıldız futbolcularını. Anladım. Dağıtmasın. O niye? Yani böyle Daha işte sakin yaşasın. daha sakin. Sağlıklı bir hayatı Ama olsun. şöyle mesela. Çok ağır bir hayatları var. Evet. Yani saatlerce Evet. antrenman, Doğru. 90 dakika maç, Doğru. tekrar antrenman, onların yurt dışına transferi, kulübün ondan para kazanması, Hiçbir. yeşil saha yerine kara gecelerde dağıtırsa biter olay Ama yani. şöyle diyelim, şimdi diyelim ki Melisa Hanım işte oyuncu olmasa normal biri olsaydı hani onu kulübün haberi olmayacaktı ki. Evet. Belki adam neler Kadar yapıyor olacaktı yani. Belki Hani neler belki 3-4 yapıyor. tane sevgilisi olacaktı Belki de bilmiyoruz neler ki. yapanlar var. Haber olunca sorun zaten. Ha, tamam Evet. anladım. Evet. Peki bu Kim bilir arada kimler evet neler bu yapıyor. aşk haberinin üzerine. Şarkı ne bir de? Reji'den gelen şarkıyı duyuyor musun Evet. Müge? Zeki Müren. Zeki Müren. Ama bir yani konuyla bağlantı kurmaya çalışıyorum. Mutlaka vardır bu ağaçla Dur yaşar ben çaldığına değişik göre. bağlantılar geldi kafama da dur şimdi diyemem. Niye? Olmaz. Niye Yayındayız. olmaz? Neden? Yaz kağıda ver. Komik şeyler geldi bu şimdi. Gizli aşk bu söyleyemem. O zaman dün 14 Şubat'tı Reji. Evet dur şunu şey yapalım. Çok pardon. Beşiktaş'ta efendim. Çok pardon. Ünlü bir kafe. Şimdi ismini vermeyelim. Restoran kafe. De bir kıyamet kopmuş Melisa Döngel'le sunucu Sedef Bekiroğlu arasında. Deniliyor ki iddiaya göre bir özel hayat mevzusu. Tam da bu olayın üzerine patlak verdi. Takvim'den Ufuk Özcan yazdı. Beşiktaş'ta bir kafede kapışmaları sonucu ve bayağı yani saç başa kapışmaları sonucu güvenlik görevlileri her iki hanımefendiyi de zor ayırdı. Kavganın sebebinin bir aşk meselesi olduğu iddia ediliyor. Evet, Kan bula bunu da not düşelim.
aşka bırakalım. Evet, aşka bırakalım ama yani sen şimdi imzayı attın yine Müge. İmzayı Ufuk attı canım. Ufuk Özcan yani. Birine paylaşarak. Bir yeni mi ya da arada bir orada mevzular bir olmuş işte. Evet. İki kadın birbirine giriyorsa muhakkak ikisi de aynı anda ya idare ediliyordur ya biri öncedir ya biri sonradır bir şey vardır şimdi. Çünkü branşları ayrı, hani ikisi sunucu olsa bir yer kapma savaşı mı? Hayır, atıyorum evet. İkisi oyuncu olsa rol kapma, biri sunucu, televizyoncu, diğeri de güzel bir oyuncu. Evet, merakla devamını bekliyoruz yani. Heyecanlandım. Oradan şimdi bu tabii ki gazeteye düşen bir haberle beraber Müge'nin bunu gazeteden yorumlamasının içindeki o koku, onun Müge'nin burnundaki kokular arada ben alıyorum. Arada alıyorum o kokuları. Dün 14 Şubat'tı. Müge ne yaptın? Ben mi ne yaptım? Evet. Evde oturdum, siz çalıştım. Siz ne yaptınız efendim? Ben de evdeydim, oturdum. Ben de arkadaşlarla yemek yedim öyle otura. Eşimle bir sade bir yemek yedik. Sadenin sadesinin sadesi bir yemek yedik. Sonra çalıştım işte şeye gelen baktım. Gelen bir hediye oldu mu? Olmadı. Olmadı mı? Şimdi evli insanlar da hep böyle oluyor. Aman diyorlar bize her gün 14 Şubat. Tabii. Ekonomik işte oluyor hediye almaktan. Sana canım geldi mi hediye? Yok aşkım, kimden gelecek? Hani? Yok. Peki o zaman dün 14 Şubat'ta aslında bir bakalım. Bizde bir şey yok. Bizde bir hareket yok. Ne hediye var, ne özel bir şey var. Yok da yok. Ama ünlü isimlerde var da var. Hande Erçel'de var da var. Gülben Ergen bir şeyler paylaşmış. Bakalım. Çok sevdiğimiz Filiz Akın 14 Şubat'a en naif paylaşımını her zamanki gibi yapmış. Bir şeyler daha var. Bizde yok ama var. İzleyelim. Evet, bu favori paylaşımları seçtik arkadaşlarla. Evet. Hangisi hoşuna gitti? Valla en güzeli Emel Sayın mesajıydı. Zaten o kadar güzel ki o yaşına rağmen. O hiçbir güzelliğinden bir şey kaybetmemiş. Çok hanımefendi, bayıldım onun mesajına. Bir de Orhan Gencebay'ın sevmemenin mesajı güzeldi. Evet. Mehmet Ali'yi es geçiyorum. Niye es geçiyorsun? Ya, orada sana çok uymayan bir şeyler var. Ya hep böyle, ne zaman oldu böyle bir 35-45 yaş arası bir hanımefendiyle aşk yaşarken göreceğiz? Hep belki böyle görürüz. Genç. Belki büyük, kınamıyorum. Kız ben de yaşlanınca bakarsın bir değişim yaparmışım. Aa, olabilir. Olabilir mi? Enerji geliyor herhalde. Bir şey dikkatini çekiyor mu? Müge seni çekti mi bilmiyorum. Böyle kadınlarda bir vazgeçmişlik var. Yani bir beklentiyi bırakma hali var. Erkekler yüzünden şekerim. Diyorsun. Evet. Yani evet. Hediye al, aman canım ne. Bak şöyle yorumladım. Mesele hediye alıp almamak değil. Hatırlamak, güzel yanında söz, tatlı. Yanında olup olmamakla ilgili. Yani atıyorum saat almış, küpe almış, kolye aynen almış, bilmem ne almış. Sonra ama senin hayatının içine etmiş. E ne olacak? Bir de ne olacak ondan sonra her taktığımda. Burada da aynı şey cümleler. Seda Sayan'ın çok güzel bir lafı var. Bir ünlü, bayağı ünlü bir Hollywood yıldızı aldatılıyor ama sevgilisi ona kendisini affetmesi için bayağı yüksek karatta bir şey alıyor. Yüzük. Galiba David Beckham, Victoria Beckham'dı, tamam hatırladım. Seda Sayan da şöyle bir şey demişti. Ayol dedi, her baktığımda nasıl boynuzlandığım aklıma gelir o karata. Yani o hediyeyi... Aynen. O çantayı, o bileziği, o tatili neden sonra aldın? İnsan aklına o gelir. Ya bir süre sonra geçer o karat, onu ferahlatmıştır diye düşünüyorum. Tabii yani böyle buraya kötü bir şey yaz, üzerine parayı koydun mu unutuluyor. Ama bizim için geçerli değil. Aldatılmak çok kötü. Hande Ateyzi diyor ki yani geçtim buraları artık ben falan diyor. Orada şey düşündüm. Şimdi geçmişteki 14 Şubatları en yüksek volüm yaşamışsındır. Güzel aşk yaşamışsındır, güzel söz duymuşsundur. Öyleydi öyle. Belli bir yaştan sonra şey var ya artık çok... Da dert değil kafası. Uslup o ya. Yani 14 Şubat. Çok kafası değil mi çoğu kadında? Evet. Çoğu çünkü beklenti. Artık erkek kalmadı yani o yüzden. Bulamıyoruz yok yani. O niye? Daha küt diye özetledi. Ben böyle kibar kibar yuvarladım. Yani çoğu evli. İşte çoğu... İyiler evlenmiş mi diyorsun? Şey oluyor. Genleri de şey değişiyor. İşte çoğu öyle böyle bir gen şey yok yani. Gen nasıl değişiyor ya? Şey, yani diyemiyorum burada. Kurcalama oraları. Tamam anladık. Anladım. Ya bulamıyoruz. Ha tamam peki. Ha, ne yapalım? Peki. Yani yarısı evli. Olsa dükkan senin diyorsun. Peki bir de erkeklerin gözünden bakalım 14 Şubat'a. Evet. Beyaz'ı arkadaşlarımız, Beyaz Özgür Türkiye mikrofonları uzatmışlar. Beyaz her zamanki esprili tavrıyla diyor ki herkes sevgili hayaliyle uyandı. Ben de pazı sarması. Güzel.